Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine dört değerli misafirimiz stüdyomuzda. Bu akşam Afyon, Karahisar'dan ve İstanbul'dan yarışmacılarımızı ağırlıyoruz. Birazdan siz de bize eşlik ederseniz memnun oluruz. Ben Bilirim başlıyor. Başvuru videolarımızı izleyerek. Ben Ferhatay, 28 yaşındayım. Evliyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir bankada bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Genel olarak spor yapmayı ve seyahat etmeyi çok severim. Yarışmayı da severek ve keyifle takip ediyorum. Merhabalar, ben Alev Benli. İstanbul'da yaşıyorum. 38 yaşındayım, mali müşavirim. 15 yaşında bir oğlum var. Özel bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhaba, ben Barış Aşçıoğlu. Özel bir firmada muhasebe ve personel işleri uzmanı olarak görev yapmaktayım. Evliyim, dünya tatlısı bir kızın babasıyım. Alper Bey ve ekibiyle tanışmak ve yarışmak için sabırsızlanıyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Beril Aydıngör. 25 yaşındayım, İstanbul'dan katılıyorum. Koç Üniversitesi İşletme ve Psikoloji Çift Anadal mezunuyum. Ardından yüksek lisans eğitimini Londra'da, King's College London'da tamamladım. Şu anda uluslararası bir firmada marka yöneticiliği yapmaktayım. Herkese şimdiden başarılar dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, dört misafirimizin birbirinden güzel başvuru videolarını izledik. Şimdi yarışmacılarımızla sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, bu akşam yine iki beyefendi, iki hanımefendi var. Afyon, Karahisar ve İstanbul'dan misafirlerimiz var. Bu akşam bir numaralı masamızda Barış Bey'le yarışacağız. İki numarada Ferhat Bey, üç numarada Alev Hanım ve dört numarada da Beril Hanım var. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Gördüğüm kadarıyla kaynaşmış bir ekip. Hatta Barış Bey diyordu, Afyon'dan geldim ben, beni güzel ağırlarlar inşallah diyordu. Ağırlayacaksınız değil mi güzel? Evet evet, öyle ağırlayacaklar. Bakalım puan tablosuna nasıl yansıyacak. Umarım güzel bir akşam olur. Herkes için keyifli bir akşam olur. Barış Bey'den başlıyoruz. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk Alper Bey. 1980 Afyon Karahisar doğumluyum. Evliyim. Dünya tatlısı bir kızın babasıyım. Allah İsmi parçası. İlay. Teşekkür ederim cümlemizin evladını. Özel bir firmada da muhasebe ve personel işleri uzmanı olarak görev yapmaktayım Afyon Karahisar'da. Harika. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Benden de size başarılar Barış Bey. Teşekkürler. İzlerken nasıldı performans? Buraya sizi getiren performans mı oldu yoksa? Evet, performans oldu. Evde genelde hanımla yarışıyoruz. Onun için rahat oluyor ama şimdi biraz heyecan var açıkçası. Umarım güzel geçer, keyifli umarım, geçer efendim. Umarım. Tekrar emek verip geldiğiniz için pek teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ve iki numaraya Ferhat Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Ferhat Bey. Hoş bulduk. 28 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, evliyim. Özel bir bankada bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Evde izlerken aslında ya neden ben burada yarışmıyorum dedim ki hem benim için güzel ve keyifli bir anı olarak kalır. Buradan tüm arkadaşlara başarılar diyorum. Ben de size başarılar diyorum Ferhat Bey. Umarım sizin adınıza da keyifli bir akşam olur efendim tekrar. Ve 3 numaraya Alev Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Alev Hanım. Hoş bulduk Alper Bey. Teşekkür ediyorum. Alev benle. 38 yaşındayım. 15 yaşında bir oğlum var. Mali müşavirim. Özel bir şirkette muhasebe yöneticisi olarak çalışıyorum aynı zamanda. Ekran bakışında inanılmaz keyifli bir şekilde izliyoruz sizi. Teşekkür hani ederim. Gayet de güzel gidiyor ama hani yarışmaya katılmaya başvurduktan sonraki süreçte açıkçası performans düşüklüğüm var tabii ki. Hep yaşıyoruz onun heyecanı sanıyorum ki buranın heyecanı olabilir. Bir de burada deneyimlemek istedim açıkçası. Teşekkür ediyorum. Onu... Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Harikasınız. Onu neredeyse bütün yarışmacılarımızdan duyuyoruz. Başvurduktan sonra veya işte buraya geleceği netleştikten sonra misafirimizin bir performans kaybından bahsediyorlar. Ama eminim birazdan hemen adapte olup güzel puanlar İnşallah. Alırız. İnşallah. Keyifli bir akşam olur umarım. Başarılar dilerim Alev Hanım ediyorum. Size de. Çok ve sağ olun. Ve 4 numaraya Beril Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Beril Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Beril Aydıngör. 25 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum ama aslen Bursalıyım. Bende de aslında bizim evde annemle babam yarışıyor. Ben de boşlukları dolduruyorum daha çok. Hem kendimi sınamaya hem de aslında yapabildiğime inandığım için geldim. Umarım herkes için çok keyifli olur. Şimdiden de başarılar dilerim herkese. Teşekkür ederiz Beril Hanım. Bu arada Ben Bilirim'i takip eden annenize babanıza da şu an eminim sizi heyecanla izliyorlardır. Mutlaka. Saygılar efendim. Başarılar dilerim tekrar. Sağ olun. Ve dört değerli misafirimizi tanıdık. Artık sorularımıza başlama vakti. İlk turun ilk sorusu için Barış Bey'e dönüyoruz. Buyursunlar harf tablosu. Ben Bilirim'de bu akşamın ilk harf tablosu geldi. Hangisiyle başlayalım Barış Bey? Eşim Gülay'ın G'si. Gülay Hanım'ın G'si. 70 puanımız var. Sorumuzun kategorisi trafik olacak. Ekranda efendim.
Güvenliği sağlamak ve trafik akışını kesmemek için bir yolun zemininden yüksekte bulunan köprü biçimindeki yapıdır. Süremiz başladı. Üst geçit. Üst geçit. Ben bilirim de bu akşamın ilk puanı Barış Bey'e yazılır mı? Görelim. Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Barış Bey. Teşekkür Darısı ederim. Diğer misafirlerimizin başına. Şimdi Ferhat Bey seçiyor ilk harfini. Başağın B'si. Başağın B'si 40 puan. Kategorisi bitkiler. Soru şöyle. Asma gibi bitkilerde sarılıp tutunmaya yarayan sürgündür. Süremiz başladı. Buket. Buket. Buket cevabı Ferhat Bey'e 40 puan kazandırır mı? Olmadı efendim. Buyurun Beril Hanım. Bohça. Bohça. Oldu mu? Yine hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 20 puanımız var. Asma gibi bitkilerde sarılıp tutunmaya yarayan sürgün Beril Hanım. Biyek. Biyek. Görelim. Olmadı. Ferhat Bey. Bıyık. Bıyık. Dönüp dolaşıp puanlar sorunun sahibine gider mi? Görelim. Tebrikler. Acaba gelmeyecek mi şüphesiyle cevapladı Ferhat Bey ama evet. Tebrik ederiz, açılışı yaptı Ferhat Bey de. Şimdi Alev Hanım'la gidiyoruz harflerimize. Oğlum Fırat'ın F'si. Allah bağışlasın tekrar. Amin, Fırat'ın F'si 30 puan. Kategorisi spor. Soru şöyle. Genellikle malzemelerinin taşınması sırasında küçük arabaların kullanıldığı spordur. Süremiz başladı. Golf. Golf. İki soru gördük. İki misafirimizle açılış yaptık. Alev Hanım da ilk puanını kazanır mı? Tebrikler. Ve dördüncü sorumuzun sahibi Beril Hanım. Annem Asuman'ın A'sı. Asuman Hanım'ın A'sı 40 puan. Kategorisi genel kültür. Soru şöyle. Genellikle randevulaşırken saat 12.30 yerine kullanılan bir ifadedir. Süremiz başladı. Yarım. Yarım. Görelim. Tebrikler. Efendim dört sorumuzu geride bıraktık. Herkes kendi sorusundan puan almayı başardı. Tebrik ediyorum tekrar dört misafirimizi de. Şimdi Barış Bey'le gidiyoruz harflere. Paris'in P'si. Paris 70 puan. Kategorisi coğrafyaymış Barış Bey. Sorumuz şöyle efendim. Avnik Kalesi ve Kaplıcası ile bilinen Erzurum'a bağlı ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı aradığımız Erzurum ilçesini? Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Barış Bey. Köprülü. Köprülü. Oldu mu? Hayır dediler. Köprülü kısa kaldı. Buyurun Beril Hanım. Köprülük. Köprülük. 50 puan kazandırır mı? Yine olmadı. Ferhat Bey. Köprütaş. Köprütaş mı? Aradığımız Erzurum'a bağlı ilçe. Yine puan alamadık. Buyurun Barış Bey. Köprücük. Köprücük. Görelim. Olmadı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 30 puanımız kaldı ve Beril Hanım ben bilirim dedi. Köprüköy. Köprüköy. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Efendim 6. sorumuzun sahibi Ferhat Bey. Harflere gidiyoruz. Sivas'ın S'si. Sivas'ın S'si 70 puan. Kategorisi yeme içmeymiş. Sorumuz şöyle efendim. Bütün veya dilimler halindeki meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı türüdür. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Barış Bey. Komposto. Komposto. Afyonkarahisar'dan misafirimiz Barış Bey'e 70 puan daha kazandırır mı? Kutlarız. Bu akşam 100 puanı aşan ilk misafirimiz Barış Bey oldu efendim. Şimdi yeni soru vakti. Alev Hanım için dönüyor harfler. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu 50 puan, kategorisi müzik olacak. Soru şöyle. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz Hiç Rahat Yok Mu Bana Şu Yalancı Dünyada sözleriyle başlayan şarkıdır. Sana ne? Nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ferhat Kime Bey. Ne? Kime ne? Sana ne? Kime ne? Görelim. Tebrikler. Efendim 8. sorumuz için Beril Hanım'a dönüyoruz. Jandarmanın J'si. Jandarma 70 puan. Sorumuzun kategorisi bu kez bilim olacak ve ekranda efendim. Diğer adı varlık bilimi olan daldır. Süremiz başladı. Etiyoloji. Etiyoloji. Diğer adı varlık bilimi olan dal. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. 50 puanımız var. Türk Dil Kurumu da şöyle tanımlamış. Der ki konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles'in ilk felsefe adını verdiği var olanların özü üzerine araştırma yapan bilim şeklinde açıklamış. Ne olabilir aradığımız o dal ve bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Barış Bey. Ontoloji. Ontoloji. Oldu mu? Kutlarız. Efendim ilk 8 soruyu geride bıraktık. Puan tablosuna gitmemiştik. Dilerseniz bir de puanlarımıza bakalım. Barış Bey 180 puanla lider. Ferhat Bey ve Beril Hanım 70'er puanda. Alev Hanım da 30 puanda. Döndük Barış Bey ile harflerimize. Trabzon'un T'si. Trabzon 60 puan. Kategorisi oyuncularmış Barış Bey. Geliyor efendim. Sinemamızın önemli oyuncularından olan, birçok filmde rol alan, 2017'de vefat eden Fikret Hakan'ın gerçek adıdır. Bumin Gaffar nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Ferhat Bey buyurun. Aktimur. Bumin Gaffar Aktimur. Görelim. Hayır dediler. Bir kutu açıyoruz. 2017'de kaybettiğimiz sanatçımız Fikret Hakan'ın gerçek adı Bumin Gaffar nokta nokta. Buyurun Beril Hanım. Çetiner. Çetiner. 50 puan kazandırır mı? Hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Barış Bey. Çetin El. Çetin El. Oldu mu? Yine hayır duyduk. Buyurun Beril Hanım. Çetince. Çetince mi aradığımız cevap? Değilmiş. Bir kutu daha. Buyurun Barış Bey. Çıtanak. Bumin Gaffar Çıtanak. Görelim. Tebrikler. Evet o ÇTN 3 harf Çetin'e götürdü hep misafirlerimizi. Aradığımız cevap Çıtanak'tı. Tebrik ederiz Barış Bey'i bu arada bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim Fikret Hakan'a da efendim. Yeni soru vakti Ferhat Bey için geliyor harf tablosu. Uşağın U'su. Uşak 50 puan kategorimiz tekstil sorumuz geliyor. Terzilerin ölçü almak için kullandığı şerit metredir. Süremiz başladı. Muzura. Muzura görelim. Olmadı Barış Bey. Mezura. Mezura.
U'yu E yapıp Barış Bey puanı kazanır mı? Tebrikler. Ferhat Bey yaklaştı. Sağlık olsun diyelim Ferhat Bey. Nasıl ısındınız mı Ferhat Bey eve göre? Stüdyo performansı nasıl şu ana kadar? Fark var arada. Fark var. Tabii. Yani evde olsam bileceğim sorular. Evde biraz daha rahat yürüyor tabii işler. Aynen. Bakalım birazdan daha da ısınmış olur dört misafirimiz de. Şimdi yola devam ediyoruz. Kiminle? Alev Hanım'la. Emine'nin E'si. Emine'nin E'si 50 puan. Kategorisi çizgi filmler olacak. Soru şöyle. Ünlü çizgi filmde Gargamel'in köyü karıştırmak için gönderdiği, daha sonra iyilerden biri olan Sarışın karakterdir. Süremiz başladı. Şirine. Şirine. Görelim. Tebrikler. Efendim sorumuzun sahibi şimdi de Beril Hanım. Buyursunlar. Melih'in M'si. Melih'in M'si 50 puan. Kategorisi anlam bilgisi. Sorumuz geliyor. Ağır ve yorucu emek, meşakkat anlamlarına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Zahmet. Zahmet. Bu cevap Beril Hanım'ı da 100 puanın üzerine taşır mı? Tebrikler. Evet, ikincilik koltuğunda Beril Hanım bu cevabın ardından. Şimdi Barış Bey için gelecek harflerimiz. Denizli'nin D'si. Denizli 60 puan. Sorumuzun kategorisi futbol ve ekranda. Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan, diğer adı libero olan oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan, libero'ya verilen diğer ad ne olabilir? Buyurun Beril Hanım. Back adam. Back adam oldu mu görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Barış Bey. Son adam. Son adam. Bu kez oldu mu görüyoruz. Tebrikler. Evet Barış Bey 310 puana ulaştı son adam cevabından sonra. Şimdi Ferhat Bey için gelecek harfler. Ordu'nun olsun. Ordu 50 puan. Kategorisi sağlıkmış efendim. Sorumuz şöyle. İlk yardım müdahalelerinde hem kanı durdurmak için kullanılan maddenin hem de uygulamanın adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Tampon. Tampon. 50 puan daha kazandırır mı görelim. Tebrikler. Alev Hanım seçiyor bir harf daha. İzmir'in iyisi. İzmir'imizden de 50 puan kazanabiliriz. Bu kez anlam bilgisiyle yolumuza devam ediyoruz. Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, kışkırtmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Beril Hanım. Fişfik. Fişfik. Görelim. Olmadı. Alev Hanım. Fiştik. Fiştik. Oldu mu? Aradığımız cevap o da değilmiş. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Buyurun Barış Bey. Tahrik. Tahrik. Bu kez oldu mu? Görüyoruz. Tebrikler. Efendim yeniden harf tablosu geliyor. Sorumuzu Beril Hanım seçecek. Rize'nin R'si. Bir daha alayım. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 70 puan. Kategorisi hayvanlar alemi. Sorumuz şöyle efendim.
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ferhat Bey. Sorti. Sorti. Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü oldu mu? Sortiye hayır dediler. Buyurun Beril Hanım. Forte. Forte. Görelim. Ona da hayır dediler. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Barış Bey. Toros. Toros. 20 puan kazandırır mı? Olmadı efendim Beril Hanım. Tırıs. Tırıs. Beril Hanım kendi sorusunun puanlarını kazanır mı? Tebrikler. Efendim puan tablosuna bakmadık bir süredir. Bir kez daha puanlarımıza dönecek olursak Barış Bey 400 puanla lider, Beril Hanım 140 puanla ikincilik koltuğunda, Alev Hanım 80, Ferhat Bey 70. Artık ilk turumuzda kalan soru sayısı 8'e düştü. Buyursunlar Barış Bey'deyiz. Yozgat'ın yesi. Yozgat 60 puan da buradan kazanabiliriz. Benzetmelerle yolumuza devam ediyoruz. Çok hafif nesneler için yapılan bir benzetmedir. Süremiz başladı. Tüy gibi. Tüy gibi. Oldu mu? Tebrikler. Ferhat Bey için geliyor harfler. Üzümün üsü. Üzümün üsü 60 puan da burada var. Bir anlam bilgisi sorusu daha varmış. Alırız efendim. Yarışçı veya yarışmacı anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Beril Hanım. Müsabık. Müsabık. 60 puan. Görüyoruz. Tebrikler. Bu kez hızlı geldi Beril Hanım. Tebrik ederim. Basabiliyorum şu an. Barış Bey ile çok ikili buton rekabetine evet. giriyorsunuz. Barış Bey biraz daha hızlı davrandı çoğu kez. Bu kez de Beril Hanım güzel gördü. Bir kez daha tebrikler. Efendim yola devam ediyoruz. Alev Hanım'ın seçeceği harfimizle. Ödemiş'in ölsü. Ödemiş 50 puan eş anlamlı kelimelerden gelecek sorumuz. Eş anlamlısı iyilik bilmez olan sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Beril Hanım. Nankör. Nankör. İyilik bilmez. 50 puan Beril Hanım'a yazılır mı? Kutlarız. İlk turda kaldı 5 soru. Beril Hanım'dayız. Hera'nın H'si. Hera'nın H'si 40 puan da burada var. Bu kez fizikten gelecek efendim şu sorumuz. Bir olayın saniyede tekrarlanma sayısını ifade eden uluslararası frekans birimidir. Süremiz başladı. Hertz. Hertz. Görelim. Kutlarız. Son 4 sorumuzdan biri için Barış Bey'e döndük. Ş. Ş harfi 50 puan da burada varmış Barış Bey. Bu kez genel kültürden gelecek efendim sizin için. Bir şeyi tanıtmayı amaçlayan sayfa sayısı az küçük kitapçıktır. Süremiz başladı. Broşür. Broşür. Görelim. Tebrikler. İlk turda kaldı son 3. Ferhat Bey'deyiz. Lalenin L'si. Lalenin L'si 40 puan ve kategorisi yiyecekler olacak Ferhat Bey. Buyursunlar. Üstü çikolata kaplı, içinde krema olan küçük pastalara verilen isimdir. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Alev Hanım. Dilim. Dilim. Üstü çikolata kaplı, içinde krema olan küçük pastalara verilen isim dilim mi? Hayır dediler Barış Bey. Ekler. Ekler. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Bugün Ferhat Bey'in ilk turda yeme içmeden yüzü gülmedi. Az önce de Komposto'da kaçmıştı. Bu kez ekler Barış Bey'e gitti. Komposto'da mı size gelmişti Barış Bey? Evet, Komposto'yu da ben bilmiştim. Maşallah. Tebrik ederiz Barış Bey. Efendim son iki soru ilk turda. Alev Hanım sizdeyiz. Nobi'nin N'si. Nobi'nin N'si 30 puan. Sorumuzun kategorisi bir kez daha eş anlamlı kelimeler geliyor. Anlam kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz. Buyurun. Mana. Mana. Görelim. Tebrikler. Az önce nankör kaçtığı için hızlıca cevaplayayım dedi Alev Hanım. Böylece Alev Hanım da yüzü geçti 110 puanda. Ve ilk turu Beril Hanım'la tamamlıyoruz. Çanakkale'nin Ç'si. Elimizde kalan harf Çanakkale'nin Ç'si. Anlam bilgisiyle ilk turu bitiriyoruz efendim. Şefkatli davranan, koruyup kollayan kişileri tarif eden sıfattır. Süremiz başladı. Anaç. Anaç. Ben bilirim de 4 misafirimizle ilk turumuzu geride bırakıyoruz. Son sorunun puanı da Beril Hanım'a gider mi? Tebrikler. Efendim Afyonkarahisar'dan ve İstanbul'dan misafirlerimizle ilk 24 soruyu geride bıraktık. Puan tablosu şöyle. Barış Bey 550, Beril Hanım 320, Alev Hanım 110, Ferhat Bey 70 puanla ısınma turumuzu tamamladılar. Şimdi finalistlerimizi belirlemek için Ben Bilirim'in ikinci turuna geçiyoruz efendim. Hadi birlikte görelim kimler finale yükselecek. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ikinci turumuza başlıyoruz. Yine Barış Bey ile seçeceğimiz ilk harfle. Yine eşim Gülay'ın G'si olsun. Gülay Hanım'ın G'si ile başlıyoruz. 150 puanla başlıyoruz ve kategorisi tescilli lezzetler. Sorumuz şöyle. İzmir'de coğrafi işaret tescilli olan sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip sebzedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? İzmir'in coğrafi işaret tescilli sebzesi. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Barış Bey. Urla siyah enginarı. Urla siyah enginarı. 140 puan kazandırır mı? Hayır dediler. Buyurun Beril Hanım. Urla siyez enginarı. Urla Siyez enginarı oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Barış Bey. Urla Sarık enginarı. Urla Sarık enginarı oldu mu? Ona da hayır dediler. 130 puanımız var şu an ekranda. İzmir'de coğrafi işaret tescilli olan sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip sebze. Buyurun Ferhat Bey. Urla Sırık enginarı. Urla Sırık enginarı. Görelim. Yine hayır dediler. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Beril Hanım. Urla Sakız enginarı. Urla Sakız enginarıyla ikinci turun ilk puanı Beril Hanım'a yazılır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, epey mücadele verdiğimiz sorumuzda puanlar Beril Hanım'a gitti. Liderlik yarışında ilk sorudan fark 110 puana kadar düştü efendim. Daha ben burada kartları elime yeni aldığımda tescilli var mı, tescilli var mı diye soruyordu misafirlerimiz. İlk sorudan tescilli lezzetlerden geldi. Tebrik ederiz Beril Hanım bir kez daha. Şimdi Ferhat Bey için dönüyor harfler. Bursa'nın B'si. Bursa 130 puan da burada var. Sorumuzun kategorisi futbolmuş ekranda efendim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün armasında yer alan kuruluş yılıdır. Süremiz başladı. 1907. 1907.
Bu cevap Ferhat Bey'i üçüncülük koltuğuna taşır mı? Tebrikler. Evet, 200 puanı gördü Ferhat Bey 1907 cevabıyla. Fenerbahçe'nin arması da ekranımıza geldi efendim. Şimdi Alev Hanım için dönüyor harfler. Yine oğlum Fırat'ın F'si. Fırat'ın F'si 120 puan, kategorisi tabirler olacak. Şöyle sorulmuş. Çok uygun ve elverişli bir durumu anlatmak için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Beril Hanım. Biçilmiş kaftan. Biçilmiş kaftan. Bu cevap ilk kez lideri değiştirir mi? Görelim. Kutlarız. İlk üç sorunun ardından tablo şöyle efendim. 560 Beril Hanım, 550 Barış Bey, 200 Ferhat Bey, 110 Alev Hanım. Sorunun sahibi Beril Hanım. Utku'nun Usu. Utku'nun Usu 130 puan. Kategorisi tarih olacak Beril Hanım. Sorumuz geliyor efendim. Heykelini yaptıran ilk Osmanlı padişahıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Sultan Abdülaziz. Sultan Abdülaziz. Barış Bey yeniden lider olur mu bu cevapla, görelim. Tebrikler. Evet, Beril Hanım, siz son anda sanki söyleyecek gibiydiniz. Evet, söylüyordum gibiydiniz ama geçti artık. Aynı mıydı cevap? Evet. Ferhat Bey butonu yokladı. Aynı mıydı cevap? Evet. Evet. Alev Hanım sizde var mıydı? Sizde yoktu. Yoktu. Evet. Hiç basmadım. Evet, Alev Hanım hiç gitmedi butona. Puanlar Barış Bey'e yazıldı. Bu arada görsel de ekranımıza geldi efendim. Şimdi sorumuzun sahibi Barış Bey. Sivas'ın sesi. Sivas 150 puan kazandırabilir. Kategorisi deyimler. Sorusu şöyle. Bir olay sebebiyle aniden gerçeğin farkına varmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Beril Hanım. Kafasına dank etmek. Kafasına dank etmek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. 710'la yeni lider Beril Hanım oldu. Yeniden harf tablosuna gidiyoruz biz de. Ferhat Bey için dönüyor harflerimiz. Van'ın V'si. Van'dan da 100 puan kazanabiliriz efendim. Bu kez müzikten gelecek Ferhat Bey sizin için. Gizlediğim aşkımsın sen, sakladığım sevdamsın sen. Gönlümdeki büyük sırsın sen. Sözlerinin geçtiği Coşkun Sabah şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Buyurun Barış Bey. Haberin var mı? Haberin var mı? 100 puan. Görelim. Kutlarız. Yeniden lider oldu Barış Bey. 780'i gördü. Ekranımıza da Coşkun Sabah geldi. İzliyorsa saygılar efendim. Şimdi bir soru daha seçiyoruz. Alev Hanım sizin için gelecek. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ımızdan da 110 puan alabiliriz. Genel kültürden geliyor sorusu. Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Sterilizasyon. Sterilizasyon. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Beril Hanım için dönüyor harflerimiz. Buyursunlar.
Yumuşak G diyeceğim. Yumuşak G'den de 100 puan kazanabiliriz Beril Hanım. Kategorisi mutfak gereçleri olacak. Sorumuz şöyle. Yemeğin sofraya getirilip sunumunun yapıldığı yayvan mutfak eşyasıdır. Süremiz başladı. Servis tabağı. Servis tabağı. Görelim. Tebrikler. Final turumuza doğru ilerlerken yeni sorumuzun sahibi Barış Bey olacak. Jiletin J'si. 120 puan kazandırabilir. Bu kez bitkilerden geliyor Barış Bey. Soru şöyle. Asmagillerden uzantılarının ucu duvarlara tutunmak için genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisidir. Süremiz başladı. Japon sarımsağı. Japon sarımsağı. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Ferhat Bey. Japon sarmaşığı. Japon sarmaşığı. Ferhat Bey bir süredir suskundu. Buradan gelen 120 puan biraz rahatlatır mı görelim. Kutlarız. Evet, Ferhat Bey'i 320'ye taşıyan Japon sarmaşığı geldi ekrana. Şimdi yeni sorumuzun sahibi Ferhat Bey. Harf tablosuna gidiyoruz efendim. Paris'in P'si. Bu kez 110 puan kazanma şansımız var. Coğrafyadan alacağız sorumuzu. Fransa, İspanya sınırında bulunan coğrafi oluşumdur. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Fransa, İspanya sınırında bulunan coğrafi oluşum. Dört misafirimizin de finale yükselme şansı devam ediyor ve kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Ferhat Bey. Prens doğrusu. Prens doğrusu. Görelim. Hayır dediler. Beril Hanım. Pireli Dağları. Bir daha alabilir miyim? Pireli Dağları. Pireli Dağları. Oldu mu? Hayır dediler Barış Bey. Prens Dağları. Prens Dağları. Oldu mu? Değilmiş. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Beril Hanım. Pirana Dağları. Pirana Dağları. Görelim. Olmadı Barış Bey. Pirene Dağları. Pirene Dağları. Bu kez 70 puanı kazanır mıyız? Tebrikler. Evet, tabloya bir kez daha bakacak olursak Barış Bey 960, Beril Hanım 810, Ferhat Bey 320, Alev Hanım 110. 4 yarışmacımızın da final şansının devam ettiğini bir kez daha hatırlatmış olalım ve Alev Hanım'a dönelim. Çanakkale'nin C'si. Çanakkale'den 90 puan kazanabiliriz efendim. Kategorisi tabirler olacak. Soru geliyor. Yaşamak için gereken kazancın sağlandığı iş yerini ifade eden tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Barış Bey. Geçim kapısı. Geçim kapısı. Sağlık olsun diyelim Alev Hanım'a. Puanlar Barış Bey'e gider mi? Kutlarız. Böylece bu akşam 1000 puanı aşan ilk misafirimiz Barış Bey oldu. 1050 ile tebrik ederim Barış Bey. Teşekkürler. Yeniden soru seçiyoruz Beril Hanım'la birlikte. Şefkat'in Ş'si. Şefkat'in Ş'si 120 puan. Kategorisi genel kültür. Soru geliyor. Kişi ya da kurumların medya aracılığıyla doğru bir iletişim politikası izlemesini sağlamakla görevli kimsedir? Süremiz başladı. Müzik.
Gelmedi. Buyurun Ferhat Bey. Ulusa sesleniş olmuyor gerçi. Ulusa sesleniş. Görelim. Olmadı efendim. Kişi ya da kurumların medya aracılığıyla doğru bir iletişim politikası izlemesini sağlamakla görevli kimse. Bir kutu açılıyor. Buyurun Beril Hanım. Varsalarım. Basın. Varsalarım. Gelmedi. Buyurun Alev Hanım. Basın danışmanı. Basın danışmanı. Ferhat Bey ulusa seslendi, olmadı. Beril Hanım basın geldi, devamı olmadı. Alev Hanım tamamlayıp puan kazanır mı? Tebrikler. Evet, Alev Hanım da bir süredir durgundu. Böylelikle güzel bir puan kazandık. Tebrik ederim Alev Hanım. Teşekkür ediyorum. Nasıl? Bu puan herhalde biraz daha rahatlamayı sağlamıştı. Biraz ama çok da değil açıkçası. Yani bu ortam evdeki gibi bir ortam değil tabii ki. Şöyle bir durum var. Hatırlatmakta hep yarar görüyorum. Son 8 soruya giriyoruz ve herkesin şu an gün birincisi olma şansı var. Herkesin finale yükselme ihtimali devam ediyor. Bakalım kimler yükselecek? Son 8'e başlıyoruz Barış Bey'le. Afyon'un ağası. Afyonkarahisar'dan misafirimiz Barış Bey, A harfi 90 puan, müzikten geliyor sorumuz. Kul oldum, yol oldum, gözden düştüm, ah pul oldum sözleriyle başlayan Demet Sağıroğlu'nun 90'lı yıllarda söylediği şarkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Eminim melodisini duysak dört misafirimiz de anında hatırlayacak. Aradığımız Demet Sağıroğlu şarkısı. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Buyurun Barış Bey. Kınalı Bebek. Kınalı Bebek. Doğru mu? İşlem tamam vuruşunu da yaptı Barış Bey masaya. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. İçimden söyledim o şarkıyı. Şarkıyı mı söyledin? Şarkıyı söyledim içimden, sonradan denk geldi. İsmi neredeydi? Girişinde miydi, devamında Yok. Mıydı? Elleri kolları kınalı bebek diye mi giriyordu yoksa devamında mıydı? Devam. O nakarattı. Yok, kul oldum yol oldumla başlıyordu. Ha. Tabii. Tabii. Nakarattı. Evet doğru, nakarattı. Barış Bey nakarata hızlı ulaşmış, tebrik ederim. Bu arada ekranımıza geldi efendim sanatçımız Demet Sağıroğlu, izliyorsa saygılar. Şimdi son 7 sorumuzdan biri için Ferhat Bey'deydik. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat 90 puan. Kategorisine bakacak olursak birlikte bir söz arıyoruz. Sorumuz geliyor. Kendine güvenen ortaya çıksın anlamında sıklıkla kullanılan sözdür. Süremiz buyurun. Hodri meydan. Hodri meydan. Görelim. Kutlarız. Final turumuz öncesi elimizde kaldı 6 soru. Alev Hanım'dayız. Denizli'nin D'si. Denizli 110 puan değerinde. Bu kez de kurum ve kuruluşlardan gelecek Alev Hanım için şu sorumuz. Sendikaların bir araya gelerek oluşturduğu bir üst örgüte verilen Fransızca kökenli addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ferhat Bey. Konfederasyon. Konfederasyon. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ferhat Bey bu cevabın ardından 500'ü aştı, 520'ye ulaştı ve final şansını sürdürüyor efendim. 1130, 810, 520, 220. Beril Hanım için geliyor harf tablosu. Final turumuza son 5. Hangisini seçelim Beril Hanım? Melih'in M'si. Melih'in M'si 110 puan. Sorumuzun kategorisi oyuncularmış ve ekranda. Köyden İndim Şehire filminde Ali Rıza Bey, Kaynanalar dizisinde Nuri Kantar karakterlerini canlandırmış oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Aradığımız usta oyuncu kim olabilir?
Kutularımızdan bir tanesini açalım. Köyden indim şehire filminde altınları bozdurmak için sürekli gelmesini bekledikleri. Sonra yine unutulmaz dizilerden biri olan Kaynanalar'da Nuri Kantar karakteri. Kutularımızdan bir tanesi açılıyor. Bir kutu daha. Buyurun Barış Bey. Tekin Akmansoy. Tekin Akmansoy. Görelim. Kutlarız. Evet, 2013'te kaybettiğimiz sanatçımız Tekin Akmansoy geldi ekranımıza. Bir kez daha Allah rahmet eylesin efendim. Artık final turumuza kaldı. Son 4 soru ve 3 misafirimizin şansı devam ediyor. Sadece Alev Hanım'la artık final şansımız kalmadı. Sağlık olsun diyelim. Sağlık Alev olsun. Hanım. Buyursunlar, Barış Bey'deyiz. Sorular geliyor, harf tablosu geliyor. Niğde'nin N'si. Niğde 90 puan değerinde. Kategorimiz Edebiyat Barış Bey. Sorumuz şöyle efendim. Reşat Nuri Güntekin'in bir Orhan Gencebay şarkısıyla aynı ada sahip kitabıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Final turu öncesi son 4 sorumuzdan biri ekranda. Buyurun Barış Bey. Akşam Güneşi. Akşam Güneşi. 90 puan kazandırır mı? Tebrikler. Final turumuza kaldı son 3 soru. Ferhat Bey'deyiz. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'dan da 90 puan kazanma şansımız var. Bu kez deyimlerden gelecek Ferhat Bey sizin için. Gereksiz yere harcayıp tüketmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Gereksiz yere harcayıp tüketmek. Kutularımızdan biri açılıyor. Buyurun Barış Bey. Çarçur etmek. Çarçur etmek. 80 puan daha kazandırır mı? Tebrikler. Efendim artık finale kaldı. Sadece 2 soru, finalistlerimiz netleşti. Barış Bey ile Beril Hanım birazdan final turunda yarışacak. Son 2 sorumuzdan biri için Alev Hanım'dayız. Ödemiş'in Ölsü. Ödemiş 90 puan. Kategorisi genel kültür ve ekranda. Ulaşım, ekonomi, nüfus hareketleri ve iletişim bakımından dışarıyla bağlantısı bulunmayan yerlere verilen addır. Süremiz başladı. Kapalı bölüm. Yok. Yok mu? Peki, yok dedik. Buyurun Ferhat Bey. Kapalı bölge. Kapalı bölge. Oldu mu? Tebrikler. Bir bölümle denedi Alev Hanım, olmadı. Ferhat Bey'e gitti puan. Ve artık ikinci turumuzu da tamamlıyoruz efendim Beril Hanım'la. Türk'ün T'si. Türk'ün T'si 80 puan. Kategorisi ulaşım, soru şöyle. Van'da bulunan uçuş noktasının 2001 yılında aldığı isimdir. Nokta 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 havalimanı. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı? Geçmişte Van Milletvekilliği, Milli Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuş bir kişinin ismi var. Buyurun Barış Bey. Yok. 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 Yetmedi. Yetmedi peki, gelmedi. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha.
Buyurun Ferhat Bey. Fırat Melih. Fırat Melih Havalimanı oldu mu? Değilmiş efendim. Beril Hanım. Ferit Melih. Ferit Melih Havalimanı oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha açılıyor. Buyurun Barış Bey. Ferit Melen. Ferit Melen Havalimanı. İkinci turun son puanı da Barış Bey'e gider mi? Tebrikler. Efendim böylece 4 misafirimizle toplam 44 soru ve 2 turu geride bıraktık. Nihai tablomuz şöyle. Finalistlerimiz 1430 puanla Barış Bey, 810 puanla da Beril Hanım. Tebrik ederiz. Evet, bu akşam Ferhat Bey geç açıldı. Rahatlaması epey uzun sürdü. Devamında da güzel puan kazandı. Son sorulara kadar şansını sürdürdü. 610 puan topladı ben bilirim de. Alev Hanım yarışmaya başvurduktan sonra, buraya geleceğimi bildikten sonra yapamamaya başlamıştım demişti girişte. Ve bu akşam ona rağmen 220 puan topladı. Tebrik ederiz. Evet, birazdan heyecanlı bir final turu bizi bekliyor Barış Bey ve Beril Hanım arasında. Oraya geçmeden önce veda alışacağımız misafirlerimizden Ferhat Bey ne der merak ederim. Yani başlarda işte heyecanın verdiği durumla alakalı basit soruları yapamama ve hani herkesin dediği gibi zaten evden çok farklı. Bu yüzden kalan arkadaşlara başarılar diyorum final yolunda. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ferhat Bey, ağırlamaktan çok memnun olduk. Rakipler çok hızlıydı. Özellikle Barış Bey her fırsatı çok iyi değerlendirdi. Çok az sektirdi. Biz tanımaktan, yarışmaktan çok memnun olduk. Tekrar tekrar teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Ve Alev Hanım ne der bu akşam için? Çok klasik olacak ama burası başka. Herkesin gelip söylediği şeylerden bir tanesi. Gerçekten de ekran başında yarışmak gibi bir durum değil tabii ki ama gerçekten çok keyifli bir deneyimdi. En azından ben çok zevk aldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bir kez daha. Çok peki izlediğinizde yapamayan olduğunda eleştiriyor muydunuz? Bazen o tip eleştirilerle karşılaşıyorsunuz. Yok, eleştirmiyordum ama mutlaka oranın bir havası vardır. Yani ben en basından nankör gibi bir kelimeye cevap veremedim. Hani çok basit, en basitinden. Hani burası gerçekten hani o an gelmiyor aklımıza. Bazen dediğiniz gibi izlerken o empati kurulamayabiliyor ama yarışmacılarımız burada ilk kez kamera karşısında geçiyorlar. Heyecan etkili tabii oluyor. Ki. Tüm bu şartlara rağmen bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Hem ben Ferhat Bey'e ediyorum. Hem Alev Hanım'a tekrar tekrar teşekkürler. Teşekkürler. O zaman biz artık son sorularımıza geçelim. Ben bilirim de bu akşamın birincisi kim olacak? Arada 4 soruluk fark var Barış Bey lehine. Barış Bey mi yoksa şu an geride olan Beril Hanım mı? Hadi birlikte görelim günün birincisini, finale geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim de artık son sorularımıza, final turumuza geldik. Avantaj şu an 4 soruyu da Barış Bey'de. İlk kategorimizi de Beril Hanım seçecek. Hazır mısınız Beril Hanım? Hazırım. Buyursunlar o zaman. Bu akşamın kategorileri geliyor. Genel kültür, hukuk, sinema, rekorlar ve hayvanlar alemi var. Hangisiyle başlayalım Beril Hanım? Genel kültürle başlayalım. Yine Hera'nın H'si diyeceğim. Peki efendim. Genel kültür Hera'nın H'si, soru ekranda. Tarihi Saint Jean Kilisesi ve Açık Saray Ören Yeri ile bilinen Nevşehir ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutumuz da açılmadan Beril Hanım buyurun. Gölşehir. Gölşehir. Beril Hanım ikinci ve son hakkını Gölşehir'le kullanıyor. Fark 3 soruya düşer mi? Görelim. Hayır dediler. Beril Hanım iki hakkını kullandı. Sadece Barış Bey'in buton hakları var. Son 10 saniyeye giriyoruz. 6 saniye. Buyurun Barış Bey. Gülşehir. Gülşehir. Bu kez cevap doğruysa fark 5 soruya yükselecek. Aradığımız Nevşehir ilçesi Gülşehir mi? Görelim. Tebrikler.
Kalan soru sayısı 9. Fark 5 soru. Barış Bey seçecek kategori efendim. Hukuk, Trabzon'un T'si. Hukuk, Trabzon sorusuysa ekranımıza geliyor. Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı veya reddetmedir. Süremiz başladı. Veto. Veto. Cevap doğruysa bu kez fark 6 soruya yükselecek. Veto. Görelim. Tebrikler. Kaldı 8 soru. Fark 6 soru. Beril Hanım seçiyor kategorisini efendim. Hayvanlar alemi yumuşak G. Hayvanlar alemi yumuşak G ekranda. Hızlı uçan ve keskin gözlere sahip olan yırtıcı bir kuştur. Süremiz başladı. Sün. Sün. Oldu mu? Sün'e hayır dediler. Buyurun Barış Bey. Doğan. Doğan. Bu cevap farkı 7 soruya yükseltir mi? Görelim. Tebrikler. Ve Ben Bilirim'in final turunda kritik eşiğe geldik. Elimizde kaldı 7 soru, fark 7 soru. Yeniden kategorilerdeyiz. Barış Bey sizinle. Rekorlar S. Rekorlar S harfi. Buyursunlar. 2009'da Kayseri'de üretilen ve 1740 kilogramlık ağırlığıyla Guinness Rekorlar kitabına giren yiyecektir. Süremiz başladı. Sucuk. Sucuk. Cevap Afyon. Doğruysa... Afyon'da da meşhurdur. Kayseri'nde sucuğu. Evet. Sucuk. Barış Bey'in bu akşamın, bugünün gün birincisi olmasını sağlar mı sucuk cevabı? Görelim. Tebrikler. Cevap geldi. Üzerine değerlendirmeler de başladı. Kayseri, Afyon derken. Bu akşam Afyon Karahisar'dan ve İstanbul'dan misafirlerimiz final turunda yarıştı. Ve artık birincimiz netleşti. Tabloya dönecek olursak 2230 puana ulaşan Barış Bey birincimiz. 810 puanla da Beril Hanım ikincimiz. Kutluyoruz. Ne dersiniz Beril Hanım bu akşam için? Yani sonradan biraz heyecanlandım. Gülşehir, Gölşehir oralarda bir evet. Kayboldu gibi hissettim. Ama çok keyifliydi. Herkes de çok nazik. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Performans çok iyiydi ama finale zaten Barış Bey biraz daha evet. Fazla avantajla psikolojik gelince. Psikolojik bir üstünlük var. Hem öyle bir üstünlük vardı hem de finalde de taviz vermedi Barış Bey. Dolayısıyla aynı dengede ilerlemiş olduk. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk efendim. Ben de aynı. Beril Hanım'ın özellikle annesi babası Ben Bilirim'in sıkı takipçisiymiş. Evet. Bir kez daha şu an kızlarını heyecanla izlemişlerdir. Saygılar efendim. Beril Hanım'a da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun efendim. Ve Barış Bey bu akşamın birincisi. Öncelikle tebrikler Barış Bey. Teşekkür ederim. Ben hep diyorum heyecanınızı yenmeniz lazım. Bir de soru şansı olması gerekiyor. Hani genelde bildiğim yerlerden geldi. Belki bir iki tanesi tahmin olabilir. Ama yarışmacı arkadaşlarım gerçekten bence başarılıydı. Ve hepsi arkada konuştuk çok çok iyi insanlar. Hepimiz için hayırlı olsun. Teşekkür ederiz Barış Bey. Zaten Ben Bilirim ailesi diyoruz hep. Ben Bilirim ailesi gerçekten bizimle tanımaktan, paylaşmaktan, bir arada olmaktan çok keyif aldığımız çok yarışmacımız oldu. O açıdan şu ana kadarki bütün katılımcılara teker teker teşekkür ederim. Bu akşam da yine Ben Bilirim ailesine 4 misafirimiz daha katıldı. Bu arada Barış Bey'in de ödülünü takdim edelim. Efendim 4 değerli misafirimizle çıktığımız yolculuğumuzda Afyon Karahisar ve İstanbul'dan yarışmacılarımızı ağırladık. Birincimiz belli oldu. Hadi gidelim ödülünü takdim edelim. Barış Bey 2230 puanla bu akşamın birincisi. Güzel günlerde harcamanı dileyelim. Sevgili seyirciler bu akşam da sona geldik efendim. Siz de Türkiye'nin neresinde olursanız olun Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tekrar...